Ufak bir akvaryumda mucizevi bir şey yaşandı. 8 yıl boyunca hiçbir erkek vatozla bir araya gelmemiş olan dişi vatoz Charlotte durup dururken hamile kaldı. Aslına bakarsanız akvaryumu kendisiyle paylaşan iki erkek vardı. Mo ve Larry. Sorun şu ki bu ikili Charlotte gibi bir vatoz değildi. Mo ve Larry köpek balığıydı. Ve işin tuhaf tarafı Charlotte'ın vücudunda köpek balıklarının çiftleşirken bıraktığı bilinen ısırık izlerine rastlandı. Neler oluyor? Bir köpek balığı bir vatozu hamile bırakabilir mi? Yoksa burada daha derin bir şeyler mi dönüyor? Gelin bir bakış atalım. Charlotte, Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletindeki bir araştırma akvaryumunda yaşayan dişi bir vatoz. Yaşından emin değiliz. Ancak akvaryum biyologları 12 ila 16 civarı bir yaşta olduğunu tahmin ediyorlar. Okyanusların kartalları olarak tarif edebileceğim vatozlar gerçekten büyüleyici hayvanlar. Gezegenimizde yaklaşık 140 milyon yıldır yaşıyorlar ve günümüzde 29 farklı cins altında toplanan 220 farklı türe ayrılmış haldeler. Vatozlar da aslında köpek balıkları gibi kıkırdaklı balıklar sınıfındalar. Ama köpek balıklarıyla son ortak ataları çok ama çok eski zamanlarda, günümüzden yaklaşık 300 milyon yıl kadar önce yaşadı. Dolayısıyla bu kadar uzak iki akrabanın çiftleşmesi pek mümkün değil. Ama işte imkansız da değil. Hatırlarsanız farklı türlerin çiftleşebilirliğini daha önceden insan şempanze melezleriyle ilgili videoda da konuşmuştuk. Her ne kadar liselerde türler halen çiftleşmeye dayalı bir şekilde öğretiliyor olsa da günümüzde türleri sadece çiftleşme becerilerine göre kategorize etmiyoruz. Çünkü bugün biliyoruz ki farklı türler olarak sınıflandıracağımız kadar birbirinden uzaklaşmış canlılar bile birbirleriyle çiftleşip verimli yavrular üretebiliyorlar. Tabii ki o videoda da konuştuğumuz gibi türler birbirinden yeterince uzaklaştığında bir noktadan sonra artık gerçekten de birbirleriyle çiftleşmeleri çok zorlaşıyor. Ama bunun tek sebebi sandığınız gibi birbirinden farklı gözükmeye başlamaları değil. İşin içinde üreme bariyerleri dediğimiz çok çılgın bir olay yatıyor. Şimdi evrim tarihinde gördüğümüz genel bir örüntü var. Genelde yeni türlerin evrimleşmesi için ata türün popülasyonlarının bir nedenle iki veya daha fazla alt gruba ayrılması gerekiyor. Bu ayrım çoğu zaman coğrafi bir ayrışma şeklinde oluyor. Yani araya bir coğrafi mesafe veya engel giriyor. Bu engel bir nehir, bir dağ veya bir okyanus olabiliyor. Ve her zaman coğrafyanın kendiliğinden değişimi yoluyla da olmuyor. Bazen atasal popülasyonun farklı gruplar halinde farklı yönlere doğru göç etmesi sonucunda bu popülasyonlar birbirlerinden izole coğrafyalara ulaşabiliyorlar. Mesela günümüzden 2 milyon yıl kadar önce Kongo Nehri ilk defa oluşmaya başladı. Ve bugün artık var olmayan şempanze atası bir türü iki büyük popülasyona böldü. Nehrin bir tarafında kalanlar bugün şempanze olarak bildiğimiz daha saldırgan, daha ataerkil ve daha kavgacı türe, diğer tarafında kalanlarsa bonobo olarak bildiğimiz daha sakin, daha anaerkil ve daha uzlaşmacı türe evrimleştiler. Öte yandan Homo heidelbergensis'in popülasyonları göç nedeniyle ikiye bölündü. Afrika'dan çıkıp da Avrupa'ya göç eden popülasyon Neandertallere, Doğu Afrika'da kalanlarsa bize, yani Homo sapiens evrimleşti. Ama dikkat edin, bunlarda hep coğrafi bir bariyer veya mesafe nedeniyle birbiriyle artık karşılaşamayan, dolayısıyla çiftleşme fırsatı bulamayan, dolayısıyla izole dediğimiz popülasyonlar var. Ki bu tarz coğrafi izolasyon örneklerini bugün kendi gözlerimizle bile görebiliyoruz. Mesela La Palma adasında çekilen şu videoda dağın doğu tarafının aşırı soğuk, yağmurlu ve sisli bir iklime sahipken insan yapımı basit bir tünelin öteki tarafında, dolayısıyla dağın batısında aşırı sıcak ve güneşli bir iklim olduğunu görebilirsiniz. Bu kadarcık bir mesafede bile bambaşka bir ekoloji oluşabiliyorsa, şimdi bir de eskiden aynı canlının ortak popülasyonları olup da Himalayalar gibi devasa dağların, Rift Vadisi gibi devasa vadilerin, Nil Nehri gibi devasa nehirlerin, Sahra Çölü gibi devasa çöllerin iki tarafına hapsolan canlıların deneyimleyeceği ekolojik farkları düşünün. Bu bambaşka şartlar altında türler nesilden nesle bambaşka yönlere evrimleşerek tek bir türden yepyeni iki veya daha fazla türün oluşması mümkün oluyor. İşte buna
coğrafi izolasyon diyoruz. Ama bir türü iki veya daha fazla gruba ayıran bariyer illa coğrafi olmak zorunda değil. Mesela benim favorim mekanik izolasyon. Yani penis ve vajina gibi organların birbiriyle uyuşamayacak kadar farklılaşması. Bunun en absürt örneğine köpeklerde rastlıyoruz. Bir düşünsenize, Great Dane olarak da bilinen Danua da aynı köpek türü, el kadar Chihuahua'da. Ama bu ikisinin üreme organları artık birbirinden çok farklı büyüklüklerde. Yani mekanik olarak birbirlerine uymuyorlar. Dolayısıyla mekanik izolasyon altındalar. Bir köpek yetiştiricisi tarafından suni olarak döllenmedikleri müddetçe bu köpek çiftleri artık birbiriyle çiftleşemiyorlar. Bir de mevsimsel izolasyon var. Bundan kastım üreme mevsiminin değişimi. Mesela bazen gerek doğal sebeplerle gerekse de insan ticareti nedeniyle bir coğrafyaya yepyeni bir meyve ağacı taşınabiliyor. Meyve ağaçları sadece bizler gibi hayvanları beslemek açısından faydalı değil. Aynı zamanda ekosistemin önemli parçaları olan meyve sinekleri gibi böceklerin üreme alanı. Ve eskiden tek bir ağaç türü üzerinde çiftleşen meyve sineklerinin bir kısmı bölgelerine taşınan bu yeni ağaçlar üzerinde çiftleşmeyi tercih etmeye başlayabiliyorlar. Böylece bu sinekler eskiden var olmayan gruplara ayrılıyorlar. Mesela elma üzerinde çiftleşenler ve armut üzerinde çiftleşenler gibi. Hele ki bu yeni gelen ağaçların meyve verme zamanları da hali hazırda ortamda bulunan meyve ağaçlarınınkinden farklıysa, eskiden aynı zamanlarda çiftleşen sinekler yılın bambaşka zamanlarında çiftleşmeye başlıyorlar ve birbirlerinden mevsimsel olarak izole olmuş oluyorlar. Bir diğer izolasyon türü davranışsal izolasyon. Bunda da canlıların üreme davranışları o kadar farklılaşıyor ki birbirlerine cinsel olarak cevap verememeye başlıyorlar. Mesela Kuzey Amerika'da yaşayan iki ağaç kurbağası var. Bunlar çok yakın akrabalar ve ortak bir atadan geliyorlar. Aslına bakarsanız birbirinden ayırt etmekte zorlanırsınız bile. Ama çiftleşme çağrılarını dinlerseniz işlerin değiştiğini görüyorsunuz. Doğuda yaşayan Hyla versicolor adı verilen popülasyonun seks çağrıları çok daha yavaş ve müzikal olarak titrekken, batıdaki Hyla carsioscelis adlı türün çağrıları daha hızlı ve sert. Sadece birkaç milyon yıl önce özgürce birbiriyle çiftleşen bu popülasyonlar, dişilerin farklı coğrafyalarda sadece spesifik seks çağrılarına kulak vermesinden ötürü sadece doğru sesleri çıkaranlar üreyebiliyorlar. İşte bundan doğan ayrıma davranışsal izolasyon diyoruz. Son izolasyon tipi ise gametik izolasyon. Sperm ve yumurta gibi üreme hücrelerinin, yani gametlerin yapısı ve doğası zaman içinde o kadar çok değişebiliyor ki iki canlı bir araya gelse ve diğer her şeyleri, işte üreme organları, çiftleşme zamanları ve seks davranışları tamamen uygun olsa bile yavru üretemiyorlar. Çünkü erkeklerin dişilere aktardığı spermlerin veya o spermleri üzerine çekmesi gereken yumurtanın biyokimyasal yapısı o kadar değişmiş oluyor ki bu gametler dişi vücudunda birbirini bulamıyorlar veya bulsalar da kaynaşamıyorlar. İşte bu şekilde iki canlının birbiriyle buluşmasını veya zigot oluşturmasını önleyen engellere zigot öncesi üreme bariyerleri diyoruz. Çünkü adından da anlayacağınız üzere bunlar sperm ve yumurtanın birleşmesinden oluşacak ve bir canlının ilk hücresi olan o zigotun oluşmasından önce canlıların çiftleşmesine engel olan bariyerler. Ama doğa o kadar acımasız ki bazen bu farklı türler o bariyerleri aşıp bir araya gelebiliyorlar ve yaşam bir yolunu bulup çiftleşemez gibi gözüken türlerin çiftleşmesiyle sonuçlanabiliyor. Ama işte bu durumda da çoğu zaman başarıya ulaşılamıyor. Çünkü bir de zigot sonrası bariyerler var. Mesela liselerde hep öğretilen katırların çoğunun kısır olması zigot sonrası bariyerlere bir örnek. Çünkü at ve eşek çiftleştiğinde katır doğuyor ama o katır üreyemiyor. Yani evrimsel olarak varoluş amacını tamamlayamıyor. Bunun sebebi gametlerin birleşmesine kadar olan her şeyin uyumlu olması ama o gametlerle taşınan kromozomların sayısının uyumsuzluğu. Çünkü atların 64, eşeklerin 62 kromozomu var. Bunun haricinde her şeyleri aslında uyuyor. Aynı ortamlarda yaşıyorlar, üreme organları birbirine uyuyor, üreme davranışları çok farklı değil, gametleri de birbiriyle uyumlu. Ama atların spermleri 32 kromozom, eşeklerin yumurtası ise 31 kromozom taşıdığı için veya tam tersi, at ve eşeklerin çiftleşmesinden doğan katırlar 63 kromozomlu doğuyorlar. Liseden hatırlayacağınız üzere diploid hücreleri tek sayıda kromozoma sahip olan canlılar genellikle sorun yaşıyorlar. Çünkü bunlar ya sperm ve yumurtayı hiç üretemiyorlar ya da üretseler de ürettikleri sperm ve yumurtaların bir kısmı 32, bir kısmı 31 kromozomlu oluyor. Sonra bunlar
çiftleşince gametlerin taşıdığı kromozomlar birbiriyle tam olarak örtüşmediği için katırlar genellikle sağlıklı yavrular doğuramıyorlar. Gerçi insan zelerle ilgili o videoda da anlattığım gibi katırların verimli yavrular doğurdukları bir dolu vaka var. Çünkü katırların kendi soylarını devam ettirebilmesi için illa birbirleriyle çiftleşmeleri şart değil. Sonuçta biyoloji bu kadar statik bir bilim sahası değil. Bir katır bir atla çiftleşirse ve şans eseri ürettiği 32 kromozomlu sperm veya yumurtalardan biri atın zaten 32 kromozomlu olan gametleriyle birleşirse katır ve atın sağlıklı bir yavrusu doğabiliyor. Keza bir katır bir eşekle çiftleşirse ve şans eseri ürettiği 31 kromozomlu sperm veya yumurtalardan biri eşeğin zaten 31 kromozomlu olan gametleriyle birleşirse o katır ve eşeğin de sağlıklı bir yavrusu olabiliyor. Sonradan bu melezlerin kromozomlarında meydana gelen mutasyonlar katır katır çiftleşmelerine de izin verebiliyor ve böylece uyumsuz kromozomlu türlerden bile yeni türler evrimleşebiliyor. Buna sebep olan mutasyona Robertson tipi yer değiştirme mutasyonu diyoruz ve canlılık tarihinde bu olay tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Mesela bu bizim geçmişimizde de oldu. Şempanzeler, goriller, orangutanlar gibi yakın akrabalarımızın hepsi 48 kromozomlu. Bizse 46 kromozomluyuz. Dolayısıyla bizim tarihimizde bir noktada kromozom azalması yaşanmış olmalı. Aksi takdirde biz hariç diğer tüm yakın kuzenlerimizde kromozom artışı olduğunu varsaymamız gerekirdi. Ki bu gereğinden fazla varsayıma dayanan ve daha az kanıtla desteklenen bir ihtimal. Yani bilimin parsimoni ilkesine aykırı. Ve gerçekten de her bir hücremizde bulunan 23 çift kromozomdan ikincisine baktığımızda diğer hiçbir kromozomda görmediğimiz bir şeyi görüyoruz. Normalde kromozomların uç kısımlarında bulunması gereken telomer isimli genetik örüntüler bu ikinci kromozomumuzun hem uçlarında hem de ortasına yakın bir yerde de karşımıza çıkıyor. Bu ancak ve ancak iki kromozom uçlardan birbiriyle kaynaşırsa oluşabilecek bir örüntü. Çünkü o zaman ayrık iki kromozomun ucunda kalan telomerler bu yeni birleşik kromozomun ortasına denk geliyor. Dahası bizim bu ikinci kromozomumuzun üzerindeki genler şempanzelerin iki ayrı kromozomu üzerindeki genlerle neredeyse birebir örtüşüyor. Daha ne olsun? Ama tabii ki evrim tarihinde bir olay birkaç kez oldu diye her canlıda her sefer olacak diye bir şey yok. En nihayetinde biyoloji, özellikle de evrimsel biyoloji, uzun zaman dilimlerinin ve çok sayıda deneme yanılmanın bilimi. Ve biyolojide bir şey denendiyse ve yanılmayla sonuçlandıysa, o yanılmanın karşılığı çoğu durumda kısırlık, hastalık veya ölüm oluyor. İşte zigotun oluşmasından sonra yavrunun üreme başarısına erişememesine sebep olan izolasyon mekanizmalarına da zigot sonrası bariyerler diyoruz. Ne yazık ki yeterince farklılaşmış türlerin çiftleşmesinden oluşan melezler çoğu zaman daha ana rahmindeyken ölüyorlar veya çıksalar bile sakat doğdukları için bebekken ölüyorlar. Veya başta bir şey yokmuş gibi gözüküyor ama yavrunun 1-2 yıl içinde ölümcül bir hastalığı olduğu anlaşılıyor ve yavru yetişkinliğe erişemeden ölüyor. Zigot sonrası bariyerler doğanın en acımasız, en vahşi, en iç burkucu olgularından bazıları. Ama yapacak bir şey yok. Doğa bizim duygularımızı memnun etmek zorunda değil. Doğa tam bir savaş alanı. Peki tüm bunlar bize Vatos Charlotte ile ilgili neler söylüyor dersiniz? 300 milyon yıl farkla ayrılan iki türün gametlerinin ve üreme organlarının birbiriyle örtüşüyor olma ihtimali yok denecek kadar az. Şöyle düşünün, daha önceki videoda da konuştuğumuz gibi insan ve şempanzeler arasındaki evrimsel mesafe 6-7 milyon yıl kadar. Kedi ve köpekler arasındaki evrimsel mesafe 45 milyon yıl civarında. Bu hayvanlar bile kolay kolay çiftleşemezken çift penisli bir köpek balığı ile bambaşka görünümlü olan ve bambaşka kromozom sayısına sahip bir vatozun çiftleşip de verimli yavrular verebilmesi pek olası değil. Tabii ki köpek balıkları can sıkıntısından bunu denemiş olabilirler. Isırık izleri de ondan veya belki de sadece oyun oynamalarından kaynaklanıyor olabilir. Ama bir vatozla bir köpek balığının yavrusu, bir aslan ve kaplanınkinden veya bir insanla şempanzeninkinden çok daha absürt, çok daha sıra dışı olurdu. Ama daha da çılgın bir olasılık var. Bakire doğum. Evet, meşhur bir şekilde Hristiyan mitolojisinde ve diğer mitolojilerde de karşımıza çıkan İsa'nın annesi Meryem'in hiçbir erkekle birlikte olmamasına rağmen hamile kalarak İsa'yı doğurması olayında da olduğu gibi. Bu tuhaf olaya
partenogenez diyoruz. Açıkçası İsa hikayesi bir yana, bugüne kadar partenogeneze insanlarda hiç rastlanmadı. Ama doğada, özellikle de sürüngenlerde, böceklerde, solucanlarda, amfibilerde, köpek balıklarında ve evet, vatozlarda görüldü. Partenogenez aslında bir çeşit eşeysiz üreme yöntemi. Partenogenezde dişi ve erkeğin gametleri bir araya gelmeksizin sadece dişinin yumurtasının kendiliğinden bölünmeye başlamasıyla türün yeni bir bireyi üretilebiliyor. Tabii ki bundaki sorun yavrunun kromozom sayısının normalin yarısı kadar olması. Mesela İsa gerçekten de partenogenez yoluyla doğduysa hücrelerinde diğer insanlar gibi 46 kromozom değil 23 kromozom olmasını beklerdik. Tabii İsa'nın bedeni elimizde olmadığı için böyle bir analiz de yapamıyoruz. Her ne kadar bazı rotiferler gibi hayvanlar sadece partenogenezle üreseler de, partenogenez aslında doğada o kadar da baskın olan bir üreme formu değil. Daha ziyade hayvanlar bildiğimiz eşeyli üremeyle partenogenez arasında gidip gelmeyi seçiyorlar. Bu gidip gelmeyi tetikleyen şey de mesela yaprak bitleri gibi hayvanlarda mevsimlerin değişmesi oluyor. Ama daha yaygın olarak popülasyonun zor zamanlardan geçtiği dönemlerde, özellikle de erkek sayısı çok azalmışsa, dişiler türün geleceğini kurtarmak için partenogenezle yavru üretmeye başlayabiliyorlar. Bu da aslında evrimsel olarak çok mantıklı. Partenogenez tek başına çeşitliliği düşürüyor olsa da zor zamanlarda türün birey sayısını arttırarak o zorlu dönemi atlatma ihtimalini de arttırıyor. Sonradan koşullar iyileştiğinde ise normal şekilde eşeyli üremeye geçilerek yeniden çeşitlilik seviyesi eski düzeylerine çıkarılabiliyor. 8 yıldır erkek yüzü görmemiş bir vatozun da soy tükenmesi tehdidiyle yüz yüze kalıp partenogenezle üreme moduna geçmiş olması çok daha olası. Ama bundan daha da olası bir açıklama var. Sperm saklama. İnsanlar çiftleştikleri zaman ya hamile kalıyorlar ya da kalmıyorlar. Çünkü spermlerin kadın rahmindeki ömrü çok kısa. Ama doğadaki birçok hayvanın dişisi bir erkekle çiftleştikten sonra ondan aldığı spermleri hemen kullanmıyor. Daha ziyade vücudunda bu spermleri biyokimyasal olarak dönüştürüyor ve uzun süreler boyunca saklıyor. Kimi zaman aylar, hatta yıllar sonra bile erkek bulamadığı bir döneme girdiğinde bu spermleri kullanarak kendini hamile bırakabiliyor. Bu gerçekten çok çılgın bir olay. Çünkü mesela Scatophaga cinsi avcı sinekler birden fazla erkekten sperm toplayıp sonrasında içinde bulundukları çevreye en uygun yavruları üretecek spermleri kullanarak yavrular doğurabiliyorlar. Yani dişi sinekler o anda içinde bulundukları çevre şartlarına olabildiğince uyan yavrular üretecek şekilde sperm tercihinde bulunabiliyorlar. Bu gerçekten müthiş bir olay. Çünkü bunu bazı sıra dışı şekillerde avantaja çevirmek de mümkün. Mesela dişiler yanlışlıkla kendilerine yakın akraba olan erkeklerle çiftleşecek olurlarsa bu spermleri vücutlarında ayıklayıp eleyebiliyorlar ve böylece ensestten kaynaklı genetik bozulmaları önleyebiliyorlar. Doğa gerçekten baş döndürücü. İşte böyle. Charlotte kutsal bir vatoz mu yoksa biyolojinin sıradan bir örneği mi? Bunu birkaç ay sonra doğurduğunda yavrular üzerinde genetik analizler yaparak öğrenebileceğiz. Ama o zamana kadar gördüğünüz gibi bu ilginç dedektiflik öyküsü bile bize biyoloji hakkında epey bir şey öğretmeye devam ediyor. Bu konudaki gelişmeleri takip etmek için kanal bildirimlerini açmayı, en güncel bilim haberleri için internet sitemize uğramayı ve bilimdeki anlık gelişmeleri yakalamak için Telegram kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. İhtiyacınız olan tüm bağlantıları video açıklamasına bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.